hikayesi çok muhtemel çünkü içerideki milliyetçi evet. propagandası dışarıyı da öyle çünkü etkiliyor. Şu anda Azerbaycan'da e, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na e, karşı bir kampanya yürütülüyor. Evet. Karşı bir kampanya. Evet. Ve Tayyip Erdoğan'a açık destek veren bir kampanya. Yani hakikaten İlham Aliyev'e e, akıllı ol demek lazım. Akıllı ol demek lazım. Efendi ol demek lazım. Yani e, çünkü... İlhan e, Aliyev, Haydar Aliyev'in oğlu olmaktan başka bir özelliğe sahip değil. Haydar Aliyev müthiş bir diplomattı. O... E, o komünist Partisi, Sovyetler Sovyet Birliği komünist partisinde yetişmiş, Tabii. merkez komitesi üyeliğine kadar çıkmış, e, prezidiyum üyeliği yapmış birisiydi ve e, Azerbaycan'ı bugünkü Azerbaycan'ı yaratan adamdı. Yoksa o diğerlerinin elinde ufalanacaktı, çetelerin elinde kalacaktı. İlhan Aliyev'in bunları e, pek fazla bilmediği, görgüsünün ve bilgisinin peklerin pek derin olmadığı anlaşılıyor. Ve Türkiye'deki seçimlerde böyle bir şekilde, böyle taraf olması bir kere siyaseten son derece yanlış. O Türkiye Cumhuriyeti'nin muhatabıdır. Buradaki şu ya da bu partinin muhatabı değil. Ben İlhan Aliyev'in AKP üyesi olduğunu bilmiyorum. AKP'ye kaydı onu bilemem. Ama şunu unutmaması gerekir. Siyasal İslamcı bir parti, İslam'a faşist bir diktatörlük kurmaya çalışan bir hareket var burada. Bu iş da son olur. Azerbaycan Müslümanlığı daha çok ve ağırlıklı olarak e, Maturidilik ya da Alevilik üzerinden benimseyen bir toplumdur. Eğer dünyada bir Alevi devlet arıyorsanız bu büyük ölçüde e, Azerbaycan'dır. Onu onlar bu ismi vermezler. Ama orası, orası tarihi olarak Selçukluların ve Safavi devletinin ana vatanıdır, topraklarıdır bunlar. ikisi de Türk devletleridir. E, ben daha çok bunun olacağını düşünüyorum ama ilginç şu kayıtla söyleyeyim. E, muhtemeldir ki eğer Kılıç, Sayın Kılıçdaroğlu'nun elinde eğer çok güçlü kanıtlar varsa onu bilemem. Evet. Onu tabii. bilemem. Bu kayıtla söyleyelim. E, eğer yanı e, çok güçlü kanıtlar varsa biz yanılıyoruz demektir. Bunu da açık yüreklikle söyleriz. E, eğer böylese belirtilmesi gerekir. Çünkü Kılıçdaroğlu önemli bir açılım yatı Şu anda Rus basında çıkan bilgilerle uyumlu değil bu. Yorumlarla uyumlu değil Rus basını esas olarak e, şeyle e, Tayyip Erdoğan'la Rusya hükümetinin, Rusya Federasyonu yönetiminin yakın bir yakınlık e, profili vermesinin geçmişte, bugün için değil hatalı olduğunu, bunun düzeltilmesi gerektiğini belirten çok sayıda yazı ve yorum var. E, şeyler de var bunlar, e, önemli e, Raşat Udey gibi e, sistem içinde e, önemli ağırlığı olan medya kuruluşlarında yapılan yorum ve değerlendirmeler de bu yönde. Esas olarak ben Rusya'ya gittiğim zaman bana şunu söylediler. Bizim bir Müslüman nüfusumuz var Tabii Rusya ki. federasyonu nun. Biz dolayısıyla siyasal İslamcı bir yönetim istemiyoruz. Ama Türkiye'de maalesef biz başka bir muhatap bulamadık. Cumhuriyet Halk Partisi'nin de Rusya Federasyonu'na karşı yaklaşımını bilmek istiyoruz. Bize söylenen şey şu dediler. Cumhuriyet Halk Partisi gelirse onlar çok Amerikancı ve NATO'cu. Rusya ile bütün ilişkilerini kesecekler. Ve Rusya ile e, Türkiye arasındaki ilişkiler e, tarihin en kötü dönemine girecek ve biz e, Türkiye üzerinden Batı'ya açılmayı, dünya pazarlarına açılmayı e, planlayan bir ülke olarak bundan zarar göreceğiz. Şunu söylediler: Üç ülke bizim için önemli. Çin, Çin, Hindistan ve Türkiye. Bu üç ülkeden biri sayıyorlar. Türkiye bu bakımdan önemli. O bakımdan e, biz Türkiye'de e, e, AKP'yi desteklemiyoruz. AKP sadece Türkiye'yi yönetiyor, bu nedenle AKP ile ilişki tabii, içindeyiz. Tabii, tabii. Ben, tabii. Rusya yönetiminin, Ruslar olabilir, etnik olarak Ruslar olabilir. Tıpkı bir Amerikalı birinin, bir mafya liderinin ya da bir deepfake alanında faaliyet gösteren o dark web dediğimiz, dijital dünyanın o karanlık yüzünde faaliyet gösteren illegal şirketler şirketlerin patronları nasıl ki Amerika Birleşik Devletleri iktidarını doğrudan bağlamaz yani bir tür e, yeralt alemidir orası dijital dünyanın. Bu Rusya için de geçerli olabilir. Ama bu tweet'in ben çok önemli olduğunu düşünüyorum. Tweet'in bir özelliği var ama yani Rus dostlarımız diyor. Çünkü dünkü soruda da Sayın Kılıçdaroğlu dedi ki Rusya ile ilişkilerimizi sürdüreceğiz. Yatırımlar devam edecek, hiç endişeye gerek yok. İlişkilerimizi devam edeceğiz. Benim bildiğim kadarıyla Sayın Kılıçdaroğlu ki bildiğim kadarıyla değil doğrudan ben ee, o işin içinde e, bulundum, tanık oldum. Ee, benden bir ara buluculuk rica o dönemde. Rusya'ya gittiğimde e, Sayın Kılıçdaroğlu'nu Rusya'ya davet ettiler. Ama tarih sıkışık olduğu için, takvim elverişli olmadığı için, Türkiye bir seçim dönemine girdiği için Sayın Kılıçdaroğlu Rusya Bilimler Akademisi'nin davetini kabul edemedi. Rusya Bilimler Akademisi'ne yazdığı mektubun bir örneğini ben gördüm. Mektup son derece nazik. Rusya'nın Türkiye nezdindeki yerini teyit ediyor ve bir tarihi bağı işaret ediyor. O tarihi bağ nedir? Sovyetler Birliği'nin Türkiye'nin ulusal kurtuluş mücadelesine, milli mücadeleye verdiği emsalsiz, örneği görülmemiş destektir. Eğer o destek olmasaydı belki de bugün bağımsız Türkiye olmayabilirdi. Bu kadar stratejik bir destek. Buraya kadar giden bir destekten söz eden bir cevap mektubu yazmıştı. Ruslar da bunun farkındaydı. O bakımdan bu tweet enteresan. Şuraya gelince tekrar dönelim gündemimize. Bu konuşulacaktır. Ha sevgili Rus dostlarımız diye başlıyor. Son derece nezaketle ifade edilmiş. Ve arkasında siz varsınız diye ama kesin bir ifade kullanıyor. Bu şaşırtıcı olan burası. Deepfake içerikler ve kasetlerin arkasında siz varsınız diyor. Şimdi eğer 15 Mayıs sonrası dostluğumuzun devamını istiyorsanız elini elinizi Türk'ün devletinden çekin. Biz hala işbirliğinden ve dostluktan yanayız. Ben Rusya'nın da işbirliğinden ve dostluğundan yana olduğunu düşünüyorum. Garip bu. Benim önerim Cumhuriyet Halk Partisi yöneticilerinin bu konuyu araştırmaları ve bu konuda kesin bir bilgiye sahip olmalarıdır. Eğer kesin bir bilgiye sahip iseler bunu kamuoyuyla paylaşmalarını öneririm. Çünkü bizlerin de bunu bilme hakkı var. Yani bunu görmeliyiz.